çok şanslıyım ki onunla epey didiştikten sonra barışacak ve o barışı tadını çıkaracak zamanımız oldu. Ve hastalığını da uzun süren ve eve bağımlı kalmak zorunda olduğu uzun zamanları da biz hep belki de ikimizin, çünkü o da tek çocuktu, daha kalabalık yaşamış olsa da biz onun evine bir buluşma mekanı haline getirdiğimiz için çok güzel yaşadık. Bütün hesaplar görüldü mü? Görüldü. Görüldü. Bu çok büyük bir mutluluk. Çok çok büyük bir şans. Ben babamla yeterince vedalaşamadığım için hep bir yanım eksik kalıyor. Yani ne yapsam tamamlayamıyorum orayı. Peki, yani senin için Bazen aslında... hayatta olmadan da tamamlanabiliyor. Tabii, Yani. düşünüyorsun üstünde ama cevap verecek kimse yok ya, fırça atacak falan kimse yok. O zor biraz. Kendini fırçalamak da çok zevkli değil. Baba otorite figürü bir, yani baban değil Hayır. otorite figürü, anne anladığım Evet. kadarıyla sizin hayatınızda. Aslında baban gibi bir yandan annen neredeyse, değil mi? Otoriter şeyi Evet, bakımından, yani yani bir oradaki çekişme şey şeyi karar gerginliği. verici yani otorite bizim ailemizde anneydi. Peki, o yüzden soruyorum, süslenmeyi, saç makyaj yapmayı pek çünkü seni her zaman dupduru görmeye alışırım çok uzun yıllardır. Bu Doğru. öyle bir şey galiba, değil mi? Evet. Arada liseli arkadaşlarımla bulunacağım zaman aman diyorum kızlarla buluşmadan Bir hemen bir şeyler ufak bir makyaj yapayım dışarıda kalmayayım diye. Peki, ev işleriyle aran var mı? da. Sonradan oldu. Yemek mi? Evet. Yani çünkü hani hem keyif almaya Evet. başladım, hoşuma gitmeye O önemli. başladı. Bir de işte sofra seviyorum. Tabii. O sofrada Ona göre benim olacak de bir tabii. şeyler yapmam icap ediyor. Sonradan ama itiraf ederim ki kendime bir şey yapmak değil yani birisi gelecek, Misafirine misafir yapmalısın. olacak ve hani bir sofra kuracaksak evet o zaman keyifli. Mutfakta olmak çok keyifli. Talha teyzeden bahsedelim mi biraz? Anneannenin arkadaşı. Nereden buldunuz ya? Evet. Evet, bizi şaşırtmayı seviyoruz böyle. Sana ilginç bir oyuncak hediye etmiş Talha teyze, Ya anneannenin evet. arkadaşı. Onun sayesinde bir mini robotun olmuş. Tabii o zaman ne olduğunu bile bilmiyorum. Burası bunun gibi bir simsiyah bir kutu. İçinden böyle yeşil bir el çıkıyor. Yani çok sempatik bir şey değil. Ama tabii hiç eşi benzeri olmayan bir Merak şey. uyandıran bir şey. Tabii Tabii. ve sonra da vuv diyor geri geliyor falan. Peki, Talha Hanım vefat ettikten sonra o oyuncağı bir daha hiç elini sürmemişsin. Evet, çok güzel bir kadındı. Kızıl gür saçları vardı, uzun boyluydu. Çok, Gilda. evet, araba kullanırdı. Köpeği vardı. Egzantrik. Yani çalışma hayatında değildi ama benim için sanki öyle bir tarafı da vardı. Yani anneannemin etrafındaki kadınlar içerisinde belki de çok güzel giyinirdi. Çok meraklıydı. Devlet gibi bir kadın. Tabii, Biraz devlet gibi evet kadın derler ya. böyle kahkahası, pervasızdı, çın Çınmayan, çın öten hoş bir kadındı ve bir trafik kazasında gitti köpeğiyle birlikte.